anayasal özgürlük alanları daraldı, hem siyaset alanı daraltıldı. Bu bilinçli bir şekilde yapılıyor. Ve seçimler yaklaştıkça da çok ciddi bir daralmayı hep birlikte hissedeceğiz. Bu nereden çıktı derseniz, son günlerde Kazakistan olayları bunu tetikledi. Çok etkiledi Cumhurbaşkanlığı. Çünkü hiç düşünmediği, beklemediği bir şey. Türkiye'deki zamların daha azı, daha asgarisi olmasına rağmen Kazakistan'da yine otoriter bir rejimle yönetilen oradaki halk birden sokaklara çıktı. Bu doğrusu bir panik yaşattı iktidara. Hatta gözünüzden kaçmamıştır sanıyorum. O günlerde öylesine amansız zamlar yapıldı ki neredeyse insanların yaşam alanı kalmadı. Ekonomik daralma artık had safhada ve toplumun %70-80'i yoksullaştı neredeyse. Büyük bir kesimi de işsiz, açsız durumda. Bir facia yaşandı Türkiye'de. Şimdi Kazakistan'daki bir olaylardan sonra yine bu zamların arasına sıkıştırılan buğday fiyatları %25 zam ve arpa fiyatlarına olan %25'lik zam hemen Kazakistan olaylarından hemen sonra bir iki gün içinde sessizce çekildi. Dikkat etmişseniz. Bunun anlamı çünkü buğdaydaki bir %25'lik zam demek ekmeğin önümüzdeki aylarda önümüzdeki yıla gelmeden hemen birkaç ay içinde 5 liraya çıkacağının işareti demektir. Ve arpaya olan zamla da artık et ve süt konusunda krizin çok daha derinleşmesi demektir. Bunu endişesini ifade eder. Yani sessizce hemen bir gün içinde bu zamları geri çekmesi Kazakistan'dan sonra olmuştur. O da bir işarettir, endişesinin de bir göstergesidir.